Selamlar, kanalıma hoş geldin. Bugün bilgisayarını ve televizyonunu oyun konsoluna çevirebileceğin Homotix'in Gamepad kontrolcüsü ile birlikteyiz. Bu ürünü yaklaşık böyle 1-1,5 bir, bir aydır deneyimliyorum. Ben de beyaz olan modeli var. Bu sefer memnun kaldığım için siyahından da sipariş ettim. Nedeni de şu aslında bilgisayar ve PES tarzı oyunlar oynadığım için eşim dostum arkadaşım geldiğinde birlikte oynayabilelim diye. Ve gerçekten güzel bir cihaz. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Bendeki şu anda siyah rengi. Daha öncesinde olan renk ise beyaz rengi. Bunu istersen televizyonuna bağlayabilirsin. Oyun konsoluna çevirebilirsin televizyonunu. İstersen de bilgisayarına bağlayıp gene oyun konsoluna Sonuna bilgisayarını çevirebilirsin. Ayrıca tablet ve telefonlarda da kullanabiliyorsun bir OTG kabloyla. Type-C'ye çevirebilir USB veya Lightning girişine çevirerek telefonunda veya tabletinde de rahatlıkla kullanabilirsin. Dangle ile bilgisayara bağladığınızda hemen tak çalıştır şeklinde bir ayar tuşu bulunuyor. Sekronizasyonu açtıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Android Box kullanıyorsanız bu Homotix'in cihazı bende Homotix 4K R Plus modeli bulunuyor Android Box olarak. Onda da hem kumanda olarak kullanabiliyorum hem de televizyonun içerisindeki oyunları oynayabiliyorum bu kontrolcü sayesinde. Sen de farklı bir Android Box varsa ister Bluetooth'la da bağlayabiliyorsun cihazı istersen USB girişim varsa Android Box'ında dangle'ını Android Box'a takarak kullanabiliyorsun. Kutu açılımını yapacağız ama birazcık teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere ürünü ve Bluetooth 4.2'yi destekliyor. Bataryası da Lyon bir batarya ve şarj edilebiliyor. Google Asistan özelliği var çünkü Google lisanslı bir ürün bu. USB dangle'ıyla da bilgisayara rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz ve kolu hissedebiliyorsunuz ayarlayabileceğiniz titreşim ayarları da kendi titreşim veriyor sizlere ve kolu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz oynarken. Şimdi kutu açılımına geçelim ve sonrasında sizlere oyun performansını bilgisayarda da göstereyim. Tabii ki bilgisayar ve Android Box'ta aynı. Android Box'ta markette olan oyunları bu kontrolcüyle oynayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızda olan oyunlar ise Fortnite, FIFA herhangi bir oyunu direkt zaten oyuna başlamadan açtığınızda kolu oyuna giriş yaptığınızda senkronizasyonu direkt kumandaya veriyor ve rahatlıkla herhangi bir ayar yapmadan oynayabiliyorsunuz. Kutu açılımına ve daha sonrasında da oyun performansına geçiyoruz. Kutunun üzerine bakacak olduğumuzda Homatix markasının kendi logosu ve Game Control olarak yazıyor. Google bu da lisanslı oluyor diğer Homotix markasının Android Box'ları gibi. Burada da gerekli bilgilere yer verilmiş. Giroskop, işte Bluetooth, USB, bataryasının uzun gittiği vesaire. Hemen çok fazla beklemeden şöyle kutuyu içerisini açıyoruz. Evet bakın burada mesela gerekli bilgilere yer verilmiş. Burada işte kontrolü nasıl yapabileceğiniz, hangi tuş neye yarar bu işini gösteren bir kitapçık. Tuşların kombinasyonunu gösteriyor. Ürünü nasıl açabilirsin, hangi tuşa bastığında bağlanabilir vesaire bunları gösteriyor. Çünkü bilgisayarı ilk aldığımızda bağlaması zor oluyor. Bu tuş kombinasyonunu yapmanız gerekiyor. Hemen buradan ürünü çıkartıyorum abi. Bak şimdi. Beyazı kullandığım için bunu açmamıştım. Oo. Baya iyi. Hissiyat, renk çok iyi. Buradan da Type-C'den şarj edebiliyorsun cihazı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir hissiyatı bulunuyor. Bak şimdi şöyle göstereceğim. Bu beyaz, bu da siyah. Baya böyle takım oldular. Hemen kutunun içerisinden böyle parçaları çıkıyor. Bu dangalı ürünü bununla e, isterseniz Android Box'ınıza, isterseniz bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Ayrıca OTG kablosu ile Lightning'e çevirip ya da Type-C'ye çevirip tablet telefonlarda da kullanabilirsin. Bir de böyle USB'den Type-C'ye bir şarj adaptörü geliyor. Yani şarj cihazı geliyor kablosu. Buraya takabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth'la da bağlayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Şimdi cihazı ben size şöyle hemen göstermek istiyorum hissiyatını ve kalitesini. Bu alt kısım birazcık pütürlü bir yapıya sahip. Elinizde daha iyi tutunabilmesini sağlıyor. Burası da pürüzsüz bir yapıda. Bu şekilde rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Burada sesli asistan özelliği var. Televizyonda dediğim gibi kumanda olarak kullanırsan da sesli asistanla işlerini halledebilirsin. Buradakiler zaten. Bu arada PlayStation'daki kolla aynıdır. Hani herhangi bir farkı yok. Onu söyleyeyim sizlere. Yani bu hızlı koşma ise hızlı koşma, bu zıplama ise zıplama vesaire Hepsi aynı. Tuş kombinasyonunu zaten direkt bağladığında oyunlarda otomatik pratikten geliyor. İkisini de görmüş olduğun gibi. Şimdi cihazı bilgisayara bağladık. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde mor renk yanıyor ve şu anda kontrolünü sağlayabiliyorum. Bakın hatta böyle ileri geri vesaire yapabiliyorum. Şimdi bundan bahsedeceğim. Birazcık da oyundan göstereceğim. Şu anda Fortnite'dayım arkadaşlar. Bak şimdi koşma yapabiliyorum. Neredeydi koşma? şöyleydi. Valla unuttum bu arada da. Tüm her şeyini buradan kontrol edebiliyorum. Tuşun üzerinde bu arada oyuna bağlanmadan önce senkronizasyonunu yapmanız gerekiyor ve mor renk yanması gerekiyor. Onun için de şu geri tuşu ve üstteki tuşla yani şu iki tuşla ürüne 5 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor ve sonrasında oyuna giriş yapıyorsunuz. Bak şimdi böyle zıplayabiliyorum. Hemen şöyle bir tane şey yapayım. Bak koşuyor şu anda. Mesela şunu toplayalım. X'e basıyorum. Bak topladı. Buradan da envanterimi açabiliyorum hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi geldik FIFA'ya ve FIFA'da da göstereyim sizlere nasıl oynandığını. Kutusunu açtığımız buydu. Bunu bağlamadım henüz. Ben şu anda bağlı olan beyazı kullanıyorum. Bilgisayarıma dangle tuşu bağlı. Yani dangle'ı bağlı. Ve direkt senkronizasyonunu bir kere yaptığınızda bilgisayarı kapatmadığınız süre boyunca istediğiniz her oyunda açabiliyorsunuz. Bilgisayarı kapatmadığınız süre boyunca her oyunda direkt algılıyor ve kullanabiliyorsunuz. Bir tane de şuradan elma yiyelim. Ahudu duymuş. Şimdi e-futbol oyununu açtım. Sizlere bunu da göstereceğim. Bak hala kol bağlı şu anda ve oyun başlıyor. Hemen atla diyorum. Bütün her şeyini kolla kontrol edebiliyorsunuz. Direkt tüm senkronizasyonlar geliyor. Bak şimdi karşı taraf başladı. Şimdi topu aldım. Hiç kamera ayarını vesaire yapmayacağım arkadaşlar. Sadece göstermek amacıyla. Bak şu an gidiyorum gole gidemedim. Şimdi tekrar kaptık. Bu arada Fenerbahçe'yim. Evet bak arapasını attım. Tuttu. Ve muhtemelen gol ve gol attım arkadaşlar. Videoda da buna denk gelmek güzeldi. Her şeyi kollu ayarlayabiliyorsun, oynayabiliyorsun. Bunu istersen televizyonun Android cihazına bağla. Yani işte Mi Stick kullanıyorsun, farklı bir Android Box kullanıyorsun vesaire. Ama bu Homatix'in lisanslı, Google lisanslı bir ürünü. Sesli asistan var. Televizyonuna bağladığında direkt buradaki mikrofon tuşuna basarak işte Netflix'i, YouTube'u aç gibi özelliklerini de kullanabiliyorsun. Ayrıca titreşimle bütün her şeyini kullanabiliyorsun. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere. Zaten bütün ayarlar buradan yapılıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Bak şimdi ayarlar menüsüne geldim. Tamam mı? Şuradan X'li ayarlar menüsüne girebiliyorum. Kamerayı seçelim hemen. Şöyle biraz daha geniş yapayım sizler için. Daha net gözüksün diye. Ve bu şekilde bir oynayalım. Şu an pres yapıyorum ve topu aldım. Normal X pas işte üçgen ara pas, orta, yani yuvarlak orta vesaire. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Top geçmedi bu arada. Ha, şimdi aldık, pası verdim. Bir şut daha çektim ve gol, ikinci gol. Güzel oldu. Videoda iki gol atmamız iyi oldu. Ürünü böyle bilgisayarda, işte televizyonda, telefonda kontrol edebilmenizi sağlıyor. Fiyatı biraz yüksek ama gerçekten güzel bir cihaz. Şimdi şöyle ikisini de göstermek istiyorum sizlere. Artık FIFA veya PES oynadığım zamanlarda Böyle arkadaşlarımla ya da eşimle dostumla oynadığım zaman iki kolu da kontrol edebileceğim. Benim tercihim siyah olacak çünkü rengini bayağı beğendim ama beyaz da güzel. Beyazı böyle göstereyim siyahı da bu şekilde göstereyim. Gayet güzel ve pratik kollar. Fiyatını göre açıklamaya link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz veya web siteleri üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Hani oradan fiyatı uygun gelir, pahalı gelir bilemem. Her şeyi yapabileceğiniz bir oyun konsolu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda sizlere gösterdiğim beyaz renkli ve şu anda bilgisayarımda açık olan oyun performansını bununla gördünüz. Ama iki tane olduğu için bir tane de siyah modeli var. Bu kutusunu açtığımız ve siparişini verdiğimiz ürün. İkisini de bu şekilde görebilirsiniz. Malzeme Kalitesine baktığımızda üst taraf tamamen böyle pürüzsüz bir yapıya sahip ve elinizi güzel bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Alt tarafta da biraz daha böyle pütürlü bir yapıya sahip ki eliniz altta tuttuğunuzda bu şekilde kaymamasını sağlıyor. Ürünün malzeme yapısına baktığımızda uzun kullanımda çok çabuk yıpranacak bir ürün değil. Hani böyle hemen hemen bozulabileceğini düşündüğüm ürünler arasında değil zaten bir buçuk aylık bir geçmişim olduğu için bu ürünü de sipariş ettim. Kutu içeriğinden de zaten bir adet. Ürünü nasıl bağlayabileceğiniz, modlar arasında nasıl geçe ufak şöyle bir kağıt geliyor. Onu da buraya bir yere ekliyorum. O zaten kutunuzun içerisinden çıkacak. Ürünü Type-C ile şarj edebiliyorsunuz. Arka kısmında bir Type-C girişi bulunuyor. Ve yaklaşık 1-1,5 saatlik içerisinde tamamen fullenebiliyor şarjı. Ve hiç deneyimlemedim uzun kullanım testi ama yaklaşık 2 saate yakın bir oyun performansım oldu. Kesintisiz bir şekilde USB dangılıyla oyun oynayabildim 2 saat boyunca. Fortnite olsun, FIFA olsun bu tarz oyunları herhangi bir ayar yapmadan oynayabiliyorsunuz. Ayrıca rekabetçi oyunları da FPS oyunlarını da oynayabiliyorsunuz. İşte Assassin's Creed veya Harry Potter, Hogwarts tarzı oyunlar ya da God of War gibi oyunları hiçbir ayar yapmadan direkt konsolu bağladığınızda bilgisayarınıza kullanabiliyorsunuz ve bu açıdan gerçekten güzel. Fiyat bilgisini paylaşmayacağım, açıklamaya link bırakacağım. İstersen oradan inceleyebilirsin ürünü. Hani fiyat yüksek gelebilir, alçak gelebilir, bilemiyorum ama malzeme yapısına ve kalitesine baktığımızda gerçekten hani böyle çakma piyasada satılan ürünlerden olmadığını hissettiriyor ve titreşimi de bulunuyor. Oyunlarda herhangi bir reaksiyon aldığınızda direkt titretebiliyor sizi. Zaten modlar arasında iş yaptığınızda da titreyerek sizlere bildirim veriyor. Arka tuşlarına da baktığınızda gerçekten hani anlık olarak tepkileri alıyor. Böyle bir gecikme süresi vesaire hem bluetooth'ta hem de dangle modunda yaşatmadı. Yani FPS oyunlarında da, maç oyunlarında da herhangi bir oyunda rahatlıkla kullanabileceksin ürünü. Ürünle ilgili anlatabileceklerim bunlar. Teknik detay olarak zaten bahsetmeye çalıştım sizlere. Bataryasının Leon batarya olduğunu ve malzeme kalitesini hani bunlarda çok fazla bir teknik detay yok. 4.2 bluetooth desteğini sağlıyor ve yaklaşık 7-8 metrelikte bir mesafeden kullanabiliyorsunuz. Benim bilgisayarım bu tarafta televizyonumda burada. Ben bazen televizyonumdan uzun HDMI kablosu aldım 10 metrelik televizyonuma yansıtıyorum 10 metrelik HDMI kablosunu bağlayarak ve oturarak orada ya da uzanarak PlayStation gibi FIFA oynayabiliyorum. E futbol oyununu Steam'den indirip oynayabiliyorum rahatlıkla. Herhangi bir ayara gerek kalmadan arkana yaslan, işten geldin ya da canın sıkıldı evdesini okuldan geldin aç abi konsola verecek paran yok bilgisayarın varsa bu kolla bilgisayarını konsol haline getirebiliyorsun. Hani şöyle beyazı sürekli gösteriyorum ama siyah bağlı olmadığı için siyah gerçekten biraz daha benim içime sindi. Çünkü renk anlamında siyahı daha çok seviyorum ve yapısı da çok hoşuma gitti gördüğünüz gibi. Sizler de artık renk tercihinizi yapabilirsiniz. Kutuyu tekrardan göstereyim. Zaten dediğim gibi link bırakacağım ama kutusu bu şekilde Homotix'in gamepad kontrolcüsü olarak geçiyor. Google lisanslı orijinal bir ürün olduğunu da söylemek istiyorum. Zaten detay görüntülerini de sürekli sizlerle paylaştım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.